15 Temmuz İstiklal Harbi'nden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlike ve aziz milletimizin bu tehlikeye karşı yazdığı destandır. Yıllardır darbelerin, mücadelelerin, vesayet müşterinin pençesinde kıvranan milletimiz 15 Temmuz'da hainlere karşı verdiği mücadele ile şahlanışını ifade etmiştir. Türkiye 15 Temmuz'da en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiştir. Aziz milletimiz darbeye karşı canını ortaya koyarak tarihe adını bir kez daha altın harflerle yazdırmıştır. Bu bayrağımızı indirmemiş, ezanımızı dindirmemiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz gecesi Sakarya'da da valilik 20 civarında askeri araç, 300 civarında askerle işgal edilmiştir. Bizler Sakaryalılar olarak o gece Sakarya Valiliğini işgal eden silahlı hainlere karşı göğsümüzü siper ederek tek bir sesleriyle mücadele ettik. Bu mücadele sırasında aralarında hanım kardeşlerimizin de olduğu 20 kardeşimiz gazi oldu. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde bizler bir yıl önce olduğumuz yerde Sakarya Valiliği önünde bulunmak istedik. Orada yine bir yıl önceki kalkışma sırasında ilk selayı okuyan ve ilk anonsu yapan hocamız selah okudu. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde bizler bir yıl önce olduğumuz yerde Sakarya Valiliği önünde bulunmak istedik. Orada yine bir yıl önce ardından Sayın Valimiz ile birlikte makama çıkarken de aynı bir yıl önce olduğu gibi tekbir getirildi. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yıl dönümünde samimi duygularla Sayın Valimize yaptığımız ziyaret bir takım yayın kuruluşlarınca bilinçli olarak çarpıtılmış hem valilik makamının ziyaretçileri olan bizlere hem de Sayın Valimize yönelik alçakça bir iftira kampanyasına dönüştürülmüştür. Tekbir seslerini duyduklarında tüyleri diken diken olan ve kendi ülkesinin değerlerinden, tarihinden, medeniyetinden ve inancından habersiz bu grup çok iyi bilmelidir ki ilk meclisi bile tekbir sesleriyle açılmış olan Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe bu ülkenin semalarında tekbir sesleri inlemeye devam edecektir. Bundan bir sene önce kurşunların ve ölümün gölgesinde girdiğimiz valilik makamına bu yıl 15 Temmuz'da aynı ruh ve aynı hassasiyetle aynı tekbirlerle girerken dost ve düşman şu mesajı veriyorduk. Valiler gelip geçici olsa da valilik makamı kalıcıdır. O makama ya da devletin herhangi bir makamına, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne göz diken her kim olursa olsun 15 Temmuz 2016'da ölüme nasıl meydan okuduysak aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı cesaretle burada olacak ve kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Hain kalkışmanın olduğu 15 Temmuz gecesi ATM kuyruklarına, akaryakıt istasyonlarına, marketlere koşanların bizim bu hassasiyetimizi anlamasını beklemiyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar,
bugün kimi sevildim. Lan dedim adam öpecek adam buldum yani. Ben tek başıma ne yapacağım burada ya? Ve arkasından sağ olsun arabalarla etraftan balkonlardan insan. Yok, yok abi. İşte görmüşler.